Arkadaşlar, herkese merhaba. Arazide dolanıyorum gene. Ama aşırı yılan var burada. Yani bu kadar yılanı bir arada görmedim gerçekten. Şimdi bir tane de şu otların arasına girdi. Ufak tefek de değiller. Ama ne olursa olsun şurayı çekmek istedim. Yani şöyle bir kaya birikimi var burada. Tam yamaç bir yer. Arka taraf manzara komple. Şurada bir yüz gibi bir şey varmış, kırmışlar. Yan taraftan bir aslan figürü gibi aslında. Böyle bir yığma üstü düz. Şurada bir şey ilgimi çekti sadece. Hani buralara hiç bakmadım bile. Şurası bir duvar arkadaşlar. Şu gördüğünüz şu bölüm. Ondan sonra şurada bir ek var. Şöyle oval şekilde geliyor. Bu kaya büyük bir ihtimalle buraya yapıştırma. Şu duvar oval olduğu için. Şu içeriden bir giriş var bu tarafa böyle kemerli bir şekilde. Büyük ihtimalle giriş var. Şu yılanların girdiği yer var şurası. Bakamayacağım oraya da. Çünkü ne olacağı belli değil. İnsan şey yapmıyor da gördüğü zaman bir iki tane böyle arazide temkinli oluyor mecburen. Ya ufak tefek bir şey de değiller. Daha çatır çutur ses geliyor her yanından. Şurası benim çok ilgimi çekti. Araştırılması gereken bir yer. Zaten izi vardır bakın. Böyle yukarı doğru gider bu. Şöyle yapıştırma burası. Burası düz, işlenmiş, tıraşlanmış bir yer. Güzel bir yere benziyor. Şurada hatta işaret var gibi. Çıplak gözle gözükmüyor. Telefonda daha farklı. Yan tarafı da güzel. Şöyle. Üst tarafı zaten düzlük. Üstüne çıktım. Bir bacı aradım. Göremedim. Muhtemelen şunun üstü toprak. Üstüne bakıldığı zaman bunun üstünde bir bacı olabilir. Büyüklüğü de normal. Bir mezar olabilecek kadar bir büyüklüğü var. Güzel duruyor. Aslında bir çekim yapmak lazım buraya. Üstüne çıkayım da bir çekim yapsam nasıl olur? Bakayım çıkabilirsem bir çekim yapalım üstüne tekrardan. Şu üst tarafa bir çekim yaparsak eğer görebilir miyiz? Bir onu deneyelim şimdi. Hatta emin olalım ne var ne yok. Yukarıya çıktım şimdi. Tam üstündeyim şu an. Kayanın ucu burası dediğim yer. Şu kesit. Karşı böyle. Şurada bir kazı yapmışlar. Karşı tarafta. Buradan yukarıya kadar. Şurası bayağı bir çukur. Bakayım yola çıksa gireceğim oraya. Ön tarafı. Şu dip kısmı nasıl bir yer acaba? Oraya bir bakarız. Bir buraya bir çekim yapalım bakalım şu programımızla. Bakalım nasıl, ne gösterecek. Açalım. Şimdi şuradan açılımını yapayım arkadaşlar. Bir saniye. Bir geri diyelim. Şimdi buradan üç boyutlu zaman tarama paralel 3 metre yeter. Okey diyelim. Bir taramamızı yapalım bakalım. Şuradan başlayalım hatta. Çok az sola geliyoruz. Bitişik bir arama yapacağım. Evet. Yeşil toprak. Bu tarafta bir şey yok sol tarafta. Arkadaşlar. Sağ tarafta var görüyorsunuz. Neyse biraz daha şöyle tarayalım bakalım yanında bir geçiş tünel bir şey var mı? Yok. Sarıya döndü. Tek olmaz ama bu ya. Evet burada keser. Hayır diyelim. Şimdi arkadaşlar kayanın tam üstü burası. T
kesitleri çok iyi. Ne kadar net çıkıyor onu da bilmiyorum. Şöyle güneşi tam bir ayarlayayım. Şu ortadaki yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Burası mezar boşluğu yerin. Gayet net çıkmış zaten. Yan tarafından yakaladım. Dediğim yer doğru arkadaşlar. Gözüküyor zaten. Öyle bir şey ki tam çekemiyorum ya görüntüyü. Yani bu ışık yansıması olayı bitiriyor. Ama şu dediğim gibi koyu yer. Burada bir mezar olduğunu, bir materyal de var burada büyük ihtimalle. Kapandı yine ya. Materyal de var büyük ihtimalle. Mavi olan boşluk. Şurada basamak gibi yerler var bakıyorsunuz. Bunlar büyük ihtimal konma taş zaten. Çok nizami. Şurası özellikle bakın. Yer gözüküyor. Yansıtma yapıyor ekrandan ekrana. Yapmasa çok güzel olacak da. Burada bir oda var arkadaşlar. Başka bir yere gitmiyor. Tek sabit burada. Şu an üstünde olduğum yer. Tam kayanın üstü zaten. Bir yer var arkadaşlar belli. Gözüktüğü gibi. Şöyle hatta çekeyim. Evet. Mezar belli zaten. Kibrit kutusu gibi olan yer. Bir de şeyine bakalım. Çevirelim bunu. Evet. Yüzeyde zaten. Kayanın içinde olduğu için derinlik de yok. Derinlik de gözükmüyor. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. 1 metre 15 santim. Görüntü olarak zoomlayabilirse evet 1 metre 15 santim. Katmanları da gidiyor aşağı. 2.59 tabanı olur bunun. Tabii 2.59. 1.15 2.59. Aşağı yukarı 1.5 metre yüksekliği var odanın. Tabanla tavan arası görünen. Neyse böyle arkadaşlar. Bunu koyalım. Bir çekim daha yapacağım şimdi başka bir yerde. Tek başıma zor oluyor. Birisi daha olsa aslında çok iyi olacaktı. Ramazan da biraz zor. Arkadaşlar. Şöyle bir karşı tarafa gideceğim. Bakayım açtıkları yere bir yukarıdan çekim yapacağım. Şu zeytin ağacının olduğu yerden. Bakalım ne gördüler orada. Benim cihazım onu görecek mi? Derin orası. Bir de onu deneyelim bakalım. Arkadaşlar bayağı bir zirveye çıktım. Bayağı bir yükseklikteyim. Şu an. Şöyle bir kademeye geldim. Burası derenin içi. Deren artık kurumuş. Şurada çarpı işareti var. Çarpıyı vermiş. Çarpıyı vermiş artı. Şöyle göreceksiniz. Kamerada gerçi tam çıkmıyor. Artık kapatmış bunu yani. Son noktayı vermiş. Burada. Bahçe var burada. Şimdi arkadaşlar. Şuradan içeriye bir şey gidiyor. Bahçenin kenarından geçeceğim oraya. Bir saniye. Mahsule basmadan işareti burada vermiş. Şurada bir işçilik var. Bariz işçilik belli. %100 bir işçilik. Bakın şurada bir mezar işareti var. Tam şurası. Çıplak gözle daha iyi gözüküyor. Şurası var. Şöyle. Şöyle bir yol veriyor sanki. Sırt çok güzel. Buraya bir kişiyle daha geleceğim ben. Daha detaylı bir araştırma yaparım burada. İlgimi çeken şeyler oldu. Ve yer gidiyor. Evet. Sonunu göremiyorum şu an. Olabilir. Ama buradan gitmek öldürür adamı. Açman lazım burayı. Devasa bir yer. Buradan su mu akıyordu acaba? Çünkü burası derenin içi kurumuş. Burası. Aşağı doğru çekeceğim şimdi. Şöyle gidelim kenardan. Burada bir set var zaten böyle duvar. Güncel tabi. Sonradan yapılmış. Burada bir kasa yapmışlar. Burada. Yeri kapatmışlar. Buranın. Çalı örtmüşler. Burası devam ediyor hala herhalde. Tam ortayı kazmışlar. Olabilir. Her şey olabilir. Karşı taraf mükemmel ya.
Çok da güzel bir yer. Şöyle aşağı doğru gideceğim bakalım. Ne var buralarda? Burada çok geniş kapsamlı bir çekim yapılabilir aslında. Ama dediğim gibi bu kadar yılanı görmedim ya. O kadar araziye gittim. O kadar yerlere çıktım o sıcaklarda. Ben böyle bu kadar yılanı bir arada görmedim. Tam çıkma zamanı mıdır, üreme zamanı mı tam bilmiyorum. Ya adım başı yılandı. Bunu sarkarsa olsa şurası şu an dışarısında kalır. Arkadaşlar bakın şimdi. Şurada büyük bir kaya var. Bir tane bu var. Bir de burası var. Sanki burası sürgülü içine giriyormuş gibi bir görüntü veriyor bana. Sanki ortası kırılmış daha sonradan. Ama onun arkasına geçmiş ya. Şöyle bir gelelim. Sanki sonradan koyulmuş gibi. Bakın. Üst tarafta da bir taşlar var devrilmiş. Bunlar hep koyma taş. Üstü sanki menteşeymiş, dağılmış buralar. Neyse. Aşağıya doğru devam edelim. Şöyle bir işaretimiz var. Muç işareti. Mezar. Bismillah. Ses neydi ya? Sanki şuradan bir emanet alınmış gibi duruyor arkadaşlar. Yani pek emin değilim ama yani bir alınma gibi ya da bir şey bulunmuş buradan gibi duruyor. Şu görüntüyle. Gibi duruyor. Şu aşağıda bir yer var. Onu da bir çekelim. Ondan sonra geri döneceğim. Bakalım aşağıda bir şey daha yakalayabiliriz. Şuranın altında bir kaya var. Şöyle bir şey. Buralarda çok kum barakası olur arkadaşlar. Onlara dikkat. Bunda da bir işaret göremedim. Doğal bir kayaya benziyor. Yani üstünde hiçbir şey yok. Şurası biraz farklı. Şimdi uzaktan alırsak. Şu kayanın şu bölgesi bakın. Şurada çok hafif boşluk belli şurası. Sanki önüne böyle kapatılmış gibi. Şu alt taraftan. Ama arası dolu gözükmüyor hiçbir şey. Şu buradan bakıldığı zaman doğal gibi duruyor. Başka bir şey. Şu an görelim. Arkadaşlar bugünkü çekimimiz bu kadar. Çok kötü oldu. Tek başımayım. Arazi çok zorlu. Yani şu kadar otların arasından geçtim yukarı çıkarken. Çok yılan vardı, aşırı yılan vardı. Bir tane çekim yaptık. Herkes diyordu, işte yeri göstermiyorsun çekerken, başka bir görüntü gösteriyorsun falan. Canlı çekim yaptım, gösterebildiğim kadar gösterdim. Gerçekten bir şeyler çekiyor ama. Yani gördüm, ben de emin oldum. Daha da emin oldum yani. Hiç çekim yapmadığım bir yeri gösterdim. Yani kafamda çizdiğim orada gözüktü. İyiydi. Geçen gün İzni'ye gittim. Dün onun videosunu da atacağım. Şu anlık Ayasofya'ya gittim sadece. Orada bir çekim yaptım. Ufak bir çekim yaptım. İlla ki hatalarımız vardır. Yani hiçbir bilgi almadan girdim oraya. Mezar dediğim bir yer var. Şöyle kubbeli bir yer orada. Ufak. Gerçekten mezarmış. Daha sonradan araştırdım. Hatta içeriye lamba yaktığın zaman resimler, figürler vermiş Hazreti İsa'nın resmi olsun. Meryem'in resmi varmış. Onları görmedim tabii, yakamadım. Bilmediğim için. Ama mezar olduğunu bildim. Yani kiliselerde genelde o köşelerde mutlak mezar olur. Hristiyanlar çünkü ibadet ettikleri yerin altına gömülürler. Gömülmek isterler daha doğrusu. Kıyamete açılan kapı diye geçer. Diyeceklerim bu kadar. Bugünlük. Bu hafta içinde başka videolar da atacağım. Yani 3-4 video daha atacağım.
Hepiniz sağlıcakla kalın. Herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.